eğer imanımızı artmamızı isteriz, yüksek imanla fani bu hayatı geçirmek isteriz, Allah'ın karşısına üzüm ağır olarak, sifatimizde nur olarak konuşmak isteriz. Mahşer meydanında insanların sifatları kapkara olduğu bir dönemde güler yüzle tahtın tacın üzerinde olmamızı isteyirse, imanımızın en yüksek seviyede olmamızı isteyirse, bunun en önemli meselelerden biri bu şeyleri Allah'tan istememizdir. Dua etmemizdir. Dua etmekten bezmememizdir. Yubanmamamızdır. Dua meselesinde sehlenkarlık etmememizdir. Ayşe radıyallahu anh'a deyin ki, hatta sizden biriniz ayakkabının bağını itirse bile onu Allah'tan istemekten çekinmesin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, beni düşündüler o değil ki duam kabul olsun. Beni düşündüler odur ki, görürsen dua etmeye, dua etmeye ben muvaffak olurum. Allah Teala buyurur, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kullarım senden benim hakkımda sorusu var. Onlara de ki ben onlara çok yakınım. Dua edenlerin duasını kabul edilen. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبُ اللّٰهُ عَلَيْهُ Kim Allah'tan istemezse, kim Allah'a dua etmezse Allah'ın ölüsünden gazabı gelir. Onun için her namazınızdan sonra duaları Allah'tan sabitliği, fitreden uzak, sabit beden varma ve imanın çokluğunu istemeyi unutmayın. Duanın kabul olan vaktlerinde Allah Azze ve Celle'den imanın yüksekliğini istemeyi unutmayın. Ezan ve ikame arasında cuma günü gün batmazdan önce yağış yağarken ve hemşinin secdede ve birçok duanın kabul olan mekanlarında Allah Azze ve Celle'ye sarılın ve Allah Azze ve Celle'ye dua edin. İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.